Harika bir zaman seçmişiz. Zaten bu sefer güneş tam karşımıza, daha demin şuradaydı. Güneşe doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Biz şimdi saat 5.30'da Antalya'dan çıktık. Arabayla Fethiye'ye gideceğiz. Küçük tatlı bir yolculuk olacak. Buradan 2 saat, 2.5 saat kadar sürüyor Antalya'dan Fethiye'ye gitmek. Demeden bir sen böyle şeyler sevmezsin ki. Nereden onu bilerek almadım. Al bir dedi, belki severim. Şey boşuna çöpe mi gitsin? Sıçemiyorum. Tam yarısını sevdi zaten. Hepsini içen daha. Sen artırmış için. Az bitti ama yolculuk nasıl geçti? Bütün yolculuğu bu modda geçirdin değil mi? Zamanı yaratayım. Zamanımız var her şeye. Yalnız dua et ki benim saçlarım ve makyajım yapılan, sadece üstümü giyeceğim, zaten her şeyim hazır. Zaten biz bu yaz hiç Fethiye'ye gelmedik değil mi? Hiç gelmedik. Şimdi Fethiye'ye geldik. Hemen giyinip yemeğe gideceğiz. Öyle bu kadar spontan olduk yani. Kaldığımız otel ayrı bir olay. Komedi gerçekten. Akmış ya. Şimdi giyeceklerimi göstereyim size. Yanıma 2 dakikada aldığım, hazırladığım kombini göstereyim. Alt üst belli. Ay, üstler belli. Altına bir sürü şey getirdim de bakacağım. Bir adet kot şort. Sonra şu üst ve şu ceket. 2-3. Hello. Hazırım. Regnum'da çekmedim bir de vlog. Çünkü orada yıl dönümümüzde diye uğraşmak istememiştim. Ama soranlar oldu, vlog geliyor mu diye oradayken. Regnum'da mı? Evet. Nasıl? Bir daha gideriz. Tamam, ben hazırım. Vallahi altıma da topuklu ayakkabı aldım da terlik giyeceğim. Böyle üstü. Alabilir miyim? Süper, tam ideal söylemişim. Bir ara sıcak bir de balık kalmış. Farklı da çok güzel gözüküyor. Yani en güzel sade gözüküyor zaten. Yalnız ekmeğine bayıldım. Peynirli ve zeytinli. İdeal söylemişim değil mi? Hocam MasterChef'ten öğrenip söylemiş. Gerçekten MasterChef'ten mi öğrendin? Ha? Şimdi izledikten sonra. Hadi güzel bir şey yiyorsun. Tomorrow. Duş aldım. Saçlarımı kurutacağım şimdi. Yanıma sadece küçücük bir şampuan getirdim. Saç kremini de unutmuşum getirmeyi. Çok normal yani. Bir gece hemen yatıp sabah denize gitmek için geldik. O yüzden normal yani, bazı şey yok. Hatta makyaj, biyoderma mesela suyumu da unutmuşum.
O yüzden yüzümü böyle iyice neycene yıkadım şu gözümün altındaki makyaj kalıntıları gitsin diye. Ama hiç unutmadığım, yanıma asla getirmeyi unutmadığım şey ne biliyor musunuz? Gösteriyorum. Bunu asla unutmam. Yani bir gün bile kalacak olsam, o yerde böyle birkaç saatle geçecek olsam, duş alacağım kesinse, bunu kesinlikle unutmam. Kurutma makinemi. Böyle en iyi otele bile gitsek, en lüks otele bile gitsek, orada kurutma makineleri benim saçımı çok kötü yapıyor hepsi. Yani bütün otel kurutma makineleri aynı benim için açıkçası. O yüzden kesinlikle bunu yanıma getiriyorum. Hatta şimdi artık Dyson'ı aldım. Onun tabii bir günlük yerlere götüremem ama yine ben bunu götürürüm büyük ihtimalle. Ya da onun kurutma makinesini götürürüm sadece. O böyle çok güçlü bir kurutma makinesiyse. Daha kalsaydık. Yaz geri geldi. Hı? Yaz geri geldi ama montu giyeceğim, mont ve mayosu. Sabah göl gibiydi. Tamam, rüzgar olunca dalgalanmaya başladı. İçimde keten gömlek, üstümde de tişört. Sıcağın tişörtü var. Böyle çok güzel gözüküyor. Şimdi biraz yürüyüş yapayım dedim ve buraya geldim. Harika oldu. Makarna benim canım istemiyor. Benim canım akşam da makarna istemez. O hamurlu bir şey istemiyorum. Hani hiç dönmeden böyle dimdik nasıl yatıyorlar? Yani dönmüyorlar da. Dün gece biz de böyle huzurluyduk.
içine de bakalım olur mu? Önce o yan. İlk başta donduk da sonra iyiydi ama bence. Şu aradaki yere bakalım. Editlerken fark ettim ki evet bir bitiriş kapanış konuşması yapmamışım. Böyle spontane güzel bir sizinle hafta sonumu paylaşmak istedim. Arkadaşlar böyle yazlık bir yere gittiğimizden mi ya da Antalya'da havalar çok sıcak olduğu için mi ne? Ben hep yanıma çok ince şeyler almışım. Hep böyle yazlık şeyler almışım. Biz oraya zaten bir akşam yemeğine ertesi gün de denize girmeye gidecektik. Denize girme amacıyla gittik aslında. Ama giremedik denize çünkü Fethiye Antalya'dan bir tık daha serin. Zaten yazın da orası daha serin oluyor normalde. Bayağı bir esiyordu hava. Deniz zaten buz gibiydi. Yani Ekim sonu gibi Fethiye'de denize bence girilmezmiş. Bunu anladık ama Antalya'da çok rahat. Yani Kasım ortasına kadar giriliyor. Havalar çok sıcaktı Antalya'da. Biz de böyle keyfini çıkarken denizin ortamı keyfini çıkardık. Akşam yemekte de bir tık üşüdüm ama o da çok güzeldi. Gittiğimiz o Girit'e balık bu arada çok çok iyiydi. Eğer Fethiye'ye giderseniz mutlaka Girit'e Port'a gitmenizi tavsiye ederim. Yemek konusunda, lezzet konusunda çok çok iyi. Böyle meze, balıkçı tarzı bir yer istiyorsanız kesinlikle orayı öneriyorum. Ve Fethiye'nin merkezinde böyle bir sahil yolu var, yürüyüş yolu. Oraya da çok tatlı değişik kafeler açılmıştı. Üçüncü nesil kahveler yapan yerler açılmıştı. Çok tatlıydı oralarda. Biz en son oralara gidip kahve içip sonra simit sarayıyla kapattık günü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu bir de beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.